Evet arkadaşlar, şimdi su üstü Çinokop takımı bağlayacağız. Sizlere ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Evet. Şöyle bir numara kancamız var. Tırtıklı şekilde. Şu şekilde çelik tel burçlarımız var. İlk önce çelik telli burçla beraber kancamızı bağlayacağız. Evet, çelik telimizden geçiriyoruz. Şu şekilde. Burcu efendim sıkıştırıyoruz. Uygun bir yerden şu şekilde keseceğiz bunu. Şu şekilde. Tekrar bir burç daha alıyoruz. Evet. Şu şekilde efendim halka yapıyoruz. Şu an Çinokop'u hazırlayacağımız su üstünün Çinokop'u kesmemesi için çelik tel kısmını ayarlamış vaziyetteyiz. Evet, misinamızı efendim şu an bağlayacağız buraya. Göstermiş olduğum halka kısmına. Şu şekilde geliyoruz. Yaklaşık bir kulaç. İsteğe göre bunu biraz daha uzatabilirsiniz. Efendim kesiyoruz. Görmüş olduğunuz bu şamandıraları biz kendimiz yaptık. Üzerine fosfor takma aparatı koyduk. Altından kurşunlu, fır döndülü ve hiçbir şekilde efendim bu diplerinden kırılma şansı yok bunların. Eskiden fır döndüğünün üzerine döküyorduk kurşunu. Fır döndüler kırılıyordu ama şu an metal bir demir parçası var orada. Onun hiçbir şekilde efendim kırılma şansınız yok. Fır döndüye kancamızı olduğu misinayı bağlıyoruz. Şu görmüş olduğunuz halkaya da kamışımızdan gelen klipsi takıp atıyoruz. Bu şu an atmaya hazır bir takım. Ucunda şu şekilde göreceğiniz çelik telli bir takım var. Kancalı şekilde. Buna ekstra bir olay daha geliştirdim ama onu şu an sizinle paylaşmayacağım. Daha sonra yemin hiçbir şekilde aşağı kaymaması için ekstra bir işçilik daha yaptık. Onu da yanımıza çay içmeye gelirseniz size takdim edeceğiz arkadaşlar. Herkese rastgele. Bol şanslar.